Let's go. Orada yayın başını kaçırdınız arkadaşlar. Üzgünüm. Yayın başı şov yaptık. Pascal için tatilde olacağız. İnternetim şarjım olmayabilir. Burada bu arada cuma tatil yokmuş. Saat kaç gibi olur finaller? Bizim saatte 8-9 gibi başlar. Öncesinde şey var. 3. 4. maçı var. Best of 5. Finalde best of 9. Evet, map'in olayına gelelim. Map'te şuralarda gördüğünüz gibi dışarı çıktığınızda Türkiye saati 10. Şuralarda, yani iftardan sonra burada toplanıyoruz. Sizin iftarınızdan sonra, Türklerin iftarından sonra. Ben 3. 4. maçını sunuyorum. Ondan sonra 3. 4. maçının tahminleri güncellenelim, evet. Hatırlamıyorum şu an ya. Kapatacağım. Kimin kim olduğunu hatırlamıyorum. Oynasınlar söyleriz. Biri Rusher demiştim. Diğerini hatırlamıyorum. 3-4 maçını sunarız işte seriden. Arkasından onlar bitince ben bir ufak 10-15 dakika iftar yaparım. İftar sonrası da şeye döneriz. Final maçına döneriz. Şimdi map'in olayı şu. Gelin bu oyuna odaklanalım. Arkada çok fazla fiş var. Küçük. Önde çok fazla fiş. Balık ve beri var. Pardon. Geyik ve beri var. Sonrasında altınlar gördüğünüz gibi iki oyuncunun altın önde. Artisan hoş geldin. İki oyuncunun birer altını şu ortaya çok yakın. Birer tane taşı ortaya çok yakın. Burası biraz daha şanslı gelmiş Fatih Sultan Mehmet'in. Onun dışında bir altın ve bir taş arkada çıkıyor. Fatih Sultan Mehmet'in yine arka güzel gelmiş bu sefer. Gömleğin yakıyor. Nereden aldın? Özel söyleyemem, gizli bilim. Neler belli oldu zaten ya. Alparslan Alper Tunga finali ne düşünüyorsun? Nereden duydun bunu? Adivinlerden biri spoiler mı veriyor? Nereden duydun bunu? Bildiğim kadarıyla daha yarı finaller oynanmadı bu arada. Yani finaller belli oldu deyip insanları gaza getirmeyelim. Benim tahminim diyelim. O zaman okeyiz. Bir işçiler dışarı çıktı. Barbaros Hayrettin. Bu taraftan Fatih Sultan Mehmet de arkaya bir milattı. Arkadan yavaş yavaş toplayacak. Fatih Sultan Mehmet'in bu işi ne yapacak acaba? Geri dönüyor. Pardon, Barbaros'un. Tamam, tahminim niye belirtin o zaman? İnsanlar şey yapmasın, ciddiye almasın. Şeyi kapatıyor Fatih Sultan Mehmet, garantici oynuyor. Yardımımıza geliyor. Bulgar'dan. Japon'dan. Çağ durumları nedir? X'de 18 kişi daha basmadı. Japon. Forward gidiyor. Mid atacak. Sıkıntı yok ya, ne pardonu. Hamze'nin sözü kızısın. O ciddiye alıyor. Alt işçi odunda. Bu demek oluyor ki potansiyel bir fes kesin mi? Yok değil. Çağ bastı 20 işçi de. Çağ bastı 19 işçi artı Lumda. Arkaya bir barak. Fatih Sultan Mehmet'ten. Yakalandınız ya. Milişe gelecek mi? Milişe into menet gelecek mi? Merak ediyorum. Barak tamamlandı. Hemen iki milişe. Üçüncüyü basacak mı? Basması lazım. Milişe ama Bulgar'la. Bu tarafta bir barak var mı? Şu an için bir barak yok. Üçüncü de geliyor.
3 menet artı bir scout. Bir daha fişe yolluyor dışarıya. Yeni bir mil atacak. Sanki şu tarafa atsa daha mı iyiydi? Görmemiş olabilir. Mil dışa geldi. Rakibinin orada olduğunu görüyor. Rakibinin barağı var. İşçi indirebilir belki. Blokluya blokluya. Menetler geliyor. Kapıyı açık tutması lazım. Yok. İşçi 20 can, 13 can, 8 can. Öldü mü? Öldü. Bir işçi öldü. Oyunun sesini kapatmam lazım. Alabiliriz. Oyun sesi yok mu? Yok mu? Vardı da bayağı kısıktaydı. Şeyin sesi açık olunca, Jif'in kendi sesi açık olunca oyun sesi Capture Agent sesini algılamıyor, bilmiyorum. Düzelttim şimdi. Evet, arkadan olumsuz işçi yakaladı. Şimdi intikam olarak bir işçi alacak. İntikam. Belki daha fazla işçi alabilir bu arada. Archer Range geldi. Archer Range'den bir şey gelecek mi? Evet, Archer geliyor. Lan bir işçi daha almaya çalışıyor. Çok güzel kutbol. Ne diyorum ne? Bu arada dikkat etse, farkında olsa ikisiyle şurayı hemen patlatabilirdi. Hala orada low HP işçilerin peşinde. Hala lumsuz. Atis Sultan Mehmet hala lumsuz. Orada kill alamadı. Atis Sultan Mehmet lum nedir bilmez. Arkaya açmaya çalışıyordu. Hemen bir işçiyle geldi orayı kapatmaya. Bu menetler şimdi ölecek. Şu menet bastı. 3 milişe bastı. Ne yaptı? Kaos yarattı. 300 eko fazla toplamış oldu. Bir tane de işçi aldı. Şimdi kendi scout'unu da kaybedecek. Ordu kontrolünü rakibine verdi. Sayıları 26'ya 25. Aydat Hisar 23'e 2. Aslında bir işçi önde gibi. Çünkü kendine bir tane işçisini kaybetti. Ama şu an rakibinde ordu kontrolü var. Barbaros'ta tüm ordu kontrolü. Bu yeni geliyor. Bu yeni fark etti. Tarla sayısı güzel. Tarla hapını almış. Öbür taraf tarla hapını almamış. Tarla var mı? Yok. Şu an tilsi altında 3 tane koyun artı dışarıda toplanan etle idare ediyor. İşçilerini içeri aldı artık çünkü onlar low HP'ydi. Potansiyel hata sezdi. Şu rakibinde Archer'lar vardı. Archer'lar önden gelmediyse nereden gelecek? Arkadan saldıracak. Hemen diğerlerini de çekiyor içeri doğru. Sanki menetleri tower'la destekleseydi, şu altını patlatmaya çalışsaydı içeriye doğru gitmek yerine menetlerle daha mantıklı olabilirdi. Rakibi tekrardan ortaya geldi. Orayı görebilecek. Dışarıdan önce Archer'ları gördü. Şu gözle bakarsınız burada bir tane geyik öldüğünü görebiliyorsunuz. Rakibin ortada olduğunu anlayabilirsiniz. Arkadan ordu geldiğini gördü. Önden ordu geldiğini gördü. Arkaya bir tower atıyordu. Kararsız kaldı ne yapacağına. Barbaros'tan da öne bir tower geliyor. Kendini çok sıkıştırdı alanına. Yani menetlerin amacı bence alan kazanmak olmalı bu map'te. Bu açıdan yanlış oynadığını düşünüyorum. El arabası geldi çünkü az sonuyordu. El arabası da güzel bu arada, timing olarak etkili olacak. Bu tavra şu an görüyor. Tavra cevap olarak bir şey var mı? Şu an tavra herhangi bir cevabı yok. Çaykosu fena değil. Buna baktığınızda. Çağ neredeyse geldi ama ne eksik? Çağ binaları eksik. Eko yetmiyor tek başına. En güzel bir defansif tavır. Glitch'in kalırsa bu tavrı atlatabilir. Döz yenmemez. Yani burası kapandı. Açık var mı? Orada açık yok.
Ya altına girdi, bir tane shield aldı. Zenith çok dolu değil. Çok çok fazla değil. Markete atamıyor, şimdi Kaos kendi base'inde oldu. Ben tower almaya gitti bir kişiyle, arkadan Archer geliyor mu? Archer basıyor ama Barbaros sürekli aslanıyor. Barbaros'un sıkıntı da o. Hala 200-300 eko fazla toplamış. Ama şöyle bir gerçek var, şimdi kendi base çok sıkıntıya girdi. 300-300 fazla toplama birazdan azalacak. Taksimit atıyor. Japon'un çağı neredeyse geldi. İşi basmıyor. Idle bırakıyor bilinçli olarak. 1.5 dakika idle TC'si gelince bence çağ basabilir. Market tamamlandı. Blacksmith tamamlanacak mı? Bu da tamamlandı. Çağ normalde gelmiş olması lazım. Market atıyor. Çok idle verdi. Şimdi çağ bastı. Kaç kişi kesti? 3 oldu. Kasva hangisiydi abi bilmiyoruz. Hocam turnuva ödülündeki ödüllerinde KDV dahil mi? Bilmiyorum. Usta hiç. Size castle bastı ama Fatih Sultan Mehmet biraz market kullanarak bastı. Bu tower ona bayağı büyük problem yaşatıyor çünkü altın toplayamıyor. Arkaya taşa girdi mi? Barbaros şu an için girmemiş. Bir Archer geldi. Tower'ı tamir etmeye devam. Tower'ın içine Archer'ları sokarsa böyle şey yapar. Elvard'ın armor geliyor. Archer'larla arkadan darlamaya devam. Stable atmış. Ben bir Tower'da şey atıyor. Çaldaki altın atıyor. Fatih bayağı darlandı. Eko toplanan Eko da geriye düştü. 36 saniye idle TC. Bu tarafta pardon 36 saniye sonra kese hiç geliyor. 20 saniyelik fark var. GG geldi. Ekibinin daha önce çaldığını görünce GG'yi verdi. Fatih Sultan Mehmet erken bir GG geldi. Ama bana sorarsanız çok yanlış bir oyun oynadı. Yapması gereken menetlerle birlikte alan kazanmak için bir tavra gelmesiydi. Ya menetleri ayakta tut. Bir tavır at. Bu çıkan arçılar önden zaten bir şey yapamayacak. Arkadan skirmishle destekle. Menet rush'ın zaten amacı o. Rakibin arçır açıyorsa ne yaparsın alan kazanmak için, yani bu map üzerinde konuşuyorum. Bir tower atarsın, sonrasında skirm gelirsin, skirmlerle desteklersin. Rakibin mecburen ya scout'a dönecek ya çağ basmak için dışarıya doğru taşıyacak ikosunu. Skirm artı menet artı burada bastın tower'larla devam edersin. Kaç maç kaldı bu turda? Bu turdaki bütün maçlar çeyrek. Çeyrek finallerin tüm maçları best of 7. Bu 3. çeyrek final maçı. Bundan sonra bir tane daha çeyrek final maçı var bugün. PSM bu map'te önceki turda da yenilmişti sanırım. Olabilir. Oynadığı oyun hatalı bana sorarsanız. Eğer üst tura çıktıysa buna dikkat etmesi gerekiyor. Gelelim draftlara. Strateji güzel, stratejinin devamı yanlış. Ters yaptık. Bulgar Luz. Her zamanki gibi birebir win verelim. Sıradaki oyun Arabiya geliyormuş. Geçiyorum Arabiya'ya hemen. Osmanlı hükümdarları yarı final oynandı ama o da yarın 8'de değil mi? Bütün maç sunumları aynı saatte, evet.
Oynandı mı? Bildiğim kadarıyla oynanmadı. Oynanmış da olabilir. Bilmiyorum yani. Bir şeyim yok aslında. İnfom yok. Oynanmış da olabilir. Bu turnuvanın amacı her gün bir oyun oynatmak oyunculara. Evet. Turnuvayı kim düzenliyor? Kral ben düzenliyorum. Neyse 8'e hazır olacaksa önemli değil. Dur olur ya. Problem yok. Aa, bir dakika yarın yayın yok ya zaten. Yarın perşembe. Cuma günü yayın var. Final, yarı final öncesi bir gün boşluk bırakmıştık. Oyuncular bir antrenman yapabilsin. Da çok kötü domuz çekti. Neyse sonucunu güzel tamamladı ama bayağı idle vere vere çekti domuzu. Yeğik çekiyor bir taraftan. Öbür taraf domuzunu düzgün çekiyor. Maya vs Kumar bu arada. Hangi yarık sizce daha iyi? Kızıl kımarlar. Kızıl aslında mayalar oldu biraz. Bu matchup'ta. Hadi Tisar şu an 0 saniye. Maya bir işçi fazla başladığı için hemen lum alıyor biliyorsunuz. Ek çekmeye devam. O TC'ye girdi. TC'ye girdi. Güzel blok Fatih Sultan Mehmet'ten. Omuz çekerken işçi veriyordu. Bakalım bu işçiyle mi çekecek? Aslında o işçiyle çekebilirdi. Onun riski alınabilirdi. Domuz geliyor. Domuzu TC'ye öldürmedi. Güzel. Geyik çekti mi? Barbaros geyik çekmemiş. Öbür tarafta iki tane geyik çekildi. Geyik çekmeye devam edilir. Domuzsuz işçi yakaladı. Eagle da saldırdı. Domuzsuz işçi yalnız tek bırakmaması lazım burada. Evet. Eagle'ını kaybedecek. Eagle'ı kaybedecek. Barbaros, ne yaptın? Taponcu var mı bu matchup'ta sence? Şu hareketten sonra bence yok. En azından Barbaros bir taponcu değil. Boşu boşuna eagle'ı verdi. Tüm map'ini wall'luyor. Garip de bir wall çekiyor. Aslında şurayı wall'lasa, şurayı wall'lasa aynı işi yapmış olacak. Tam wall attı. Garip. Kaçamayacağını anlayıp canını azaltayım dedi. Bence şurada hiç fight'a vesaire girmemesi lazım. Zaten rakip onu kovalamıyordu. Görkem abim hoş geldin. Ki işçi çıkarttı. Bildiğiniz gibi Kımer'le çağ binasına ihtiyacınız yok. O yüzden daha beriye girmedi. Kımer'le barağa da ihtiyacınız yok. Stable ya da Archer range atmak için. O yüzden barak da yok şu an. Kımer 17 pop çağı alıp scout basıp hızlı şekilde forging almasına gerek yok. Kımer aşırı bu şekilde. Forging'e gerek yok bence. Bugünkü gömlek hepsinden daha yakışmış. Eyvallah abim. Şeye bakıyorum şuradan hemen. Önemli mesaj geldi de. Bir barak geliyor. Taraftan ne gelecek? Hemen stable açılışı gelecek gibi gözüküyor. Şu an Lum da almadı rakibi. Eagle'ını kaybettiği için.
Buna da ihtiyacı yoktu. Birazdan Lum alacak. Geçen oyunda bunu çok geç aldı Fatih. Gömleksiz yayın gelir miciler gelecek şimdi. Aynen. Sudden Disaster Türkiye'ye ne zaman gelir? O da güzel bir etkinlik olabilir bu arada. Kapılarla bol. Kapıları derlemesi lazım. Derlemesi lazım. Israrcıyım. Kapıyı derle. Yaptı kapıyı. Orsk alır Lum. Burası bir garip kapandı. İse doğru kapandı. Mantıklı da dediğim gibi şurayı kapatsa sanki daha iyiydi. Fishy forward. Tumans. Is that you? Tumans. Tumans mı oynuyor yoksa? Double arch range. Wow. Scout'u blokladı. Scout blok. Trap. Evet, bir tower'ı geliyor. Tower'ı görüyor mu? Soru görmüyor. Spear gelecek. Spear gelir gelmez çıkması lazım içeriden. Double Archer range'i gördü. Bakalım cevabı ne olacak ona. Kaçtı. Scout kaçtı. Yarım kuman. Tower ilde mi? Tower'ın ilde olması bir şey etkilemiyor ya. Kill bonusu vermiyor tower'lar. Almıyor, kazanmıyor. Oyuncuların elolarının yazan yer var mı? Haliyle yok. Hidden Captain olsun çünkü. Tower tamamlandı. Rakibini beriden atacak. Genelde Archer range açan oyuncularda etekosu patlak oluyor. Rakibi beriden de attığınız için şu an etekosu iyice patlak. Double Archer range başladı. Zaten şey sıkıntı, etekos sıkıntı. Clutching'i çok hızlı alamayacak. Fena olmayan bir şey. Başlangıç. Orada bir spear'ı artı bir de eşiği aldı. Şimdi daha fazla spear basarsa bu demek oluyor ki daha fazla etekos harcayacak. Haliyle clutching iyice gecikecek. Zaten şu an clutching için blacksmith ekosu yok. Clutching ne kadar gecikirse onun için o kadar iyi. Çünkü görmüş basmaya başladı. Kendisinin ekosu bayağı iyi. 7 tarla var. Bu tarafta 5 tarla var. Tower hill'de olunca bonus olmuyor. Bildiğim kadarıyla olmuyor. Yani tower'ın hata mesela şu an 5. Ve hill'deydi demin. Kaç vuruyor? Birer birer vuruyor. Neden? Çünkü 8 pierce armor var. Saçma bir yere baktık. Bir askere vurduğunu anlarız. Chat'tekiler tehlikeli abi. Neyimiz var ya chat olarak? Gayet iyiyiz. 9 Archer'a kadar birlikte. Güzel Archer oyunu. Maya picklemiş. Maya pickleyen kim var diye soracağım. Ama herkes Maya pickliyor. Herkesin en sevdiği ırk Maya'ydı. Şeyde anlattığımızda. Spirar'dan çıkartacak. Ama Spirar'dan çıkartırken 2 scout verdi. Güzel quick wall'lar. Uf. Orada Fatih Sultan Mehmet gereksiz bir aksiyon yaşadı. Map'ini wall'ladı. Ne kadar bayağı bir genişten wall'lamış. Esprisi neler onlar ya? Evet, hala flashing yok ama Archer sesi muazzam. On numara bir Archer sesine ulaştı. 13 Archer. Bu tarafta da 6 skorm var. Şimdi bence skormlarla bir geri gitmesi lazım. Geride birikmesi lazım. Kümer şu an daha fazla eko toplamış. Arkada ekosu çok iyi. Sadece şu altının pozisyonu çok kötü. Rakibine oranla özellikle bayağı kötü. Blacksmith yeni geliyor. Yolumuz uzun, gençliğimiz var, heyecanımız yüksek. Aynen öyle. Görünlerle arkaya birikip çağı beklemesi lazım. Bana sorarsanız en azından şurada bir yerde bekleyebiliriz görünlerle. Kazan gömleği çıkarıyor değil mi? Aynen. Bu hill çok güzel görünlerin beklemesi için. Ben gene de espri falan deme, dikkat et. Yok, bize bir şey olmaz ya. Flashing geliyor, öbür tarafın çağı geliyor. Çağ geldikten sonra hemen bence Flashing artı defans alınabilir.
16 Archer ilerliyor. Rakibinden aldığı en son info bu. Rakibinin arkada odun olduğunu biliyor. Buralar hakkında hiçbir bilgisi yok. Önünün açık olduğunu biliyor. Altın pozisyonunun açık olduğunu biliyor. Dimil'de bekliyor şu an Fatih Sultan Mehmet. Gömleğini sağa sola ayırdı. Defansını alıyor. Sanki öbür tarafında Blacksmith upgrade ettiğini bir an önce alması lazım. Blacksmith upları gelmezse sükörmler patlar. Sükörmler patlar, soyun patlar. Güzel bir vol. Sükörmlerin etekosu çok adaletsiz bence, o kadar değil. Defansını alıyor önce, defansını alması doğru karar. Pelisay'da vurduğu için bu arada defansı keşke bekleseydi, çok acele davrandı. Çok gereksiz acele bütün ordusunu kaybetmesine sebep oldu. Archer range'e daha ihtiyacı var şu an, yoksa burayı tutamaz. Bunun ordu sayısı 13. Buradan vollamaya çalışıyor. Tower da buraya harcamıştı biliyorsunuz. Stable atıyor şimdi. Stable şeyini görebiliyorum, anlayabiliyorum fikir olarak. Ama 13 Archer varken birikebilecek misin? Eko çok idle kalıyor. Altın toplayamıyorsun. Stable bence yanlış karar. Stable yani yanlış karar derken şu defansını almak yanlış karar. Dotlines'ı almak yanlış karar. Burada tabii ki kumarlı at birikmek istersin. Ama şu ana kadar 4 kişi aldı. Buradan girecek. Buradan girdikten sonrası full açık. Bil geliyor. Gülben'in oya komova olma ihtimali var. Gülben kim ya? Abi Skorm birikse bence daha iyiydi. Çünkü rakibinde çok Archer var. Tabii ki Maya Eagle dönebilir. Ama ikinci şeyden Stable'dan önce ben olsam Skorm birikmeye özen gösterdim. Yani atağını al. Bloodlines vesaire tabii ki lazım olacak ama öncelik olarak şu orduyu temizlese çok daha avantajlı olacaktı. Şimdi artı ikisini alması gerekli. Artı ikisini alırsa hiç de match yemeyecek bu knight'lar. An ölüyor çünkü. Tabii ki Khmer'in skorpları da çok iyi. O puşu durdurdu. Önemli olan puşu durdurabilmesiydi. Onu başardı bir şekilde. Şimdi bu puşu nasıl durduracak? Bunları da skorpla durdurmayı deneyecek. Ordu sayısı 4 knight. Scorp geliyor. Bloodlines geliyor. Pardon, husbandları geliyor. Artı 2 ihtiyacı var şu an. Artı 2 gelmezsiniz. Çünkü rakibi cross artı botkin upgrade'lerini alıyor. Burası biraz atağa müsait. Hemen açılabilir. Skorplar çok ileriden geriye gelecek. Bu husbandları geldi. Bir defans hala yok. Ortadan skorp basmaya devam. Burayı şimdi Kümer'in evlerine saklanarak savunmayı planlıyor. Fena bir mantık değil ama verdiği idle time çok fazla olacak. Skorplar geldi, iyi de geri çıkabilir. Ve bakalım. Hala defans yok. Hala içeride Archer range'de Archer'lar birikiyor. Skorplar geldi. Toplan Eko'da 500 önde. Hile doğru çıktı Hill'le birlikte. Baksanıza kaç kişi idle kaldı. 20 kişi idle şu an. Önde şimdi gelen 7-8 Archer buradaki knight'lara bayağı sıkıntı yaratacak. Arkayı kapattı. Arkayı kapattığı için şimdi orada oradan kaçamayacak ama hala idle TC. Daha doğrusu işçiler hala idle TC'nin için.
Scorp'la öne çıktı. İki Scorp'la arkayı temizlemeye devam ediyor. Beklediğimden daha iyi iş yaptı açıkçası. Hala ısrar ediyorum ki artı 2'ye ihtiyaç var. Ram geliyor. Güzel. Arkayı full temizledi. Arkada hiçbir şey kalmadı. Bir tane Scorp yeterli oldu. Keşke önünde de bir tane ışıkçısı olsa da şunları ara ara tamir etse. Ölmeden önce son vuruşu yaptı. Artı 2 armor geliyor. Şimdi ufaktan taş toplayacak. Barbaros Maya pikinden Oya Komova diyebilir miyiz? Oya Komova'yı sanki geçen gün ifşaladık ya. Derinden kaynaklı. Ben diyemem Maya pikle diye. Çünkü şu tanıtım videolarını izlediyseniz 16 oyuncunun 8-9 tanesinin favori ırkı Maya. Artı 2 gelmeden bu böyle farkları almaması lazım. Tahmin penceresi yok mu skor altı? Bu maçtan sonra ekleyelim. Hatırlamıyordum çünkü kime ne tahmin yaptığımı şu an hatırladım oynayış tarzlarından. Mangonel geliyor. Skorplar 8 range. Lardan fazla range var. Mangonel'den fazla range var. Skorp sayısı çok birikirse bu arada çok tehlikeli oluyor skorplar. Mangonel'i aradan alacak. Çok doğru bir fight. Monk'u aldı. Skorplar ilerlemeye devam. Skorpların şuraya atak yapması lazım. Ram geldi. Ram'le manastır alıyor. Knight'larını geriye doğru çekti. Knight'larını başıboş bırakmadı. Mangonel geliyor. Bir tarafın siege'i nerede? Arkada. Bir Mangonel gelecek. Ama Mangonel gelene kadar burayı patlatabilir. Arçılar tekrardan ileri gidiyor. Altın çok açıkta. Altına, en azından şuradaki altına bir TC lazım. Okey, buraya da bir TC olur. Güzel karar. Rakibinin ileri geleceğini anladığı için. Echo'da 45 işçi. Echo'da 55 işçi. Arçılar geliyor. Scorp. 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 Vur 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 vur. Ah be. Gelişine bir yapıştırsaydı. Ram ve Mangonel de şimdi Archer Range'leri vuruyor. Öbür taraftan bir Mangonel geldi. Buranın açılması önemli. Şimdi 10 Knight oldu. Arkaya gidip temizleyebilir aslında. 20 tane Archer var. 10 tane Knight da temizlenebilir. Önde bir tane Mangonel var. Hem önü mikrolayıp hem arkayı mikrolamak istemedi. İşçiyi kaçırıyor, eve girmeye çalışacak ki başarılı olacak. İşçi daha gidiyor. Şide'nin getir pointi sürekli burası. Onun ayeti oldu. 4 Scorp var. Scorp'lar nerede? Önde beklemeye devam. Hemen öne bir mining camp attı. Riskli bir mining camp bu arada. Arçıları Scorp'un desteğiyle temizleyecek. Scorp farkı 200. İkisi daha geliyor. Fatih Sultan Mehmet'ten Mızır map'i geleceğinden daha açık her şeylerde helal olsun iyi tutuyor bu oyunu. Kumar farkı. Kumar olmasa bu kadar oynayabilir miydi bilmiyorum. Bu kadar tutabilir miydi? Çünkü şu gelen Archer Raid'in de evlerin içine girebilmesi bayağı avantaj bir şey. Hiç kötü bir yerde. Yani hilde. Hilde olması güzel. Hilde kontrolünü almak. Scorp'lar dikkat. Balistik hala yok. Defans sadece birinci defans var. Öbür tarafta ikinci defans var. Tekrardan tüm orduyu temizleyecek. Bir de Fatih Sultan Mehmet 9 Knight artı 4 Scorp'la. Bu tarafta da 15 Cross 2 Mangonel var. Vuruşlarda dikkat etmesi lazım. Kendini de vurabilir bir anda. Altına kadar geldi. Güzel bir vuruş mu? Fena olmayan bir vuruş. Bir Scorp çok can az aldı. Bir tanesi de baştaki de Maya. Maya hatalı oynadı. Oyunun en başını çok hatalı oynadı. Geyik çekmedi. 2024 metası nedir? Geyik çekmektir. Geyik çekmedi. Eagle'ını beleşe verdi. Şimdi Remi alabilecek mi? Mangonel. Mangonel dikkat. Remi alamadı. Ben bu Archer Range'i alacak. Kaç barak var? Bir barak. İkinci barak nerede?
İkinci barağı yeni yapıyor. Pikeman Switch yapmaya çalışacak ama bu saatten sonra Pikeman Switch'i de iş yapmaz. Şu rakibi 72 işçi, kendisi 55 işçi. Arkada her şeyi hitliyor. 4 tane Knight'la. Bu saatten sonra Kamer'i tutmak çok zor. Etekosu 14 tarla, 14 tarla bile Knight basabileceği seviyede. Kale atmazsa GG. Kale atabilir mi? O da meçhul bu arada. Scorp bir Mangonel bir an varken kaleyi nereye atacak? Tepeye mi atması lazım? O zaman burası patlar. Arkadaki altın neredeyse tamamen bitirdi. Diğer iki altın önde çıkmış. Bir Kımer'den bir kale gelecek. O kalenin konumu şurası olursa o bayağı güzel bir kale olur. Oraya doğru bir kale geliyor. Oraya doğru bir kale geliyor. Kale 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 kale. Kaleye başladı. Kaleyi çok içine attı bu arada. Hemen ondan da bir karşı kale gelecek. Kimin kalesi daha güzel? Bence Fatih Sultan Mehmet'in kalesi daha güzel. Kükü. Kükü gördük. Turnuvada ilk kükü. Turnuvanın ilk kükü'su geldi. Haçkalı taklidi mi geliyor yoksa Haçkalı mı? Fatih Sultan Mehmet. Fatih Sultan Mehmet. Derebucak hoş geldin. Dramatik Dingo hoş geldin. Ozan Bey, Giray, Kuman, Wolf Turkish, Furnonel, Apokalips, Ace TV, Akif. Vainon'nam Vendetta. Vainon'na. Giray, Görkem abi. Ayon, Brosiaç. Kozmik, Drovex, Mesaurik, Artizan. Ve nicesi. Kefim iyi yayınlar. Bu turnuva ne turnuvası? Sadece Türkiye'de yapılan turnuva mı? Evet, sadece Türk oyuncularla yapılan Kidden Cup Türkiye turnuvası. Ercan Agam hoş geldin. Maya ile bir Luz, Kımar'la bir Win. Kımar'la bence çok iyi oynadı bu arada. Oyuncular rakiplerini tanıyor mu? Hayır, tabii ki de tanımıyor. Kimse kimseyi tanımıyor turnuvada, adminler dışında. Tahmin edebilirler ama tanımaları imkansız. Uçit abim hoş geldin. Buran hoş geldin. 2 dakikaya açacağım yeni maçı. Dip Tebriz hoş geldin. Nasıl ayarlıyorsunuz? Adminler iletişime geçiyor bütün oyuncularla tek tek. Bütün iletişimi arada adminler kuruyor. Draft linklerinden tutun. Oyuncuların isimlerine, hotkeylerin ayarlanmasına vesaire. Her şeyi adminler ayarlıyor. Da bilemezsin kim olduğunu beyler diyordur. Diyordu. Ben şu handbook'tan bir şeye bakmam lazım. Adminler bir şey sordu. Aslında yeni maçla devam. Evet. Bu apartman kaplı olacak mı? Bir gün olur be. Bir gün onu da yaparız.
Kuru apartman kapı olacak mı Türkler arasında? Bir arada kesin kavga çıkar. Zannetmiyorum ya. Haçkalı, Kerpot Ağa, Haluk Kuvvetleri bundan 4 yıl önce 1700 plus oynuyordum. Tanıdığım ileri derece girerse çok mutlu olurum. Turnuvada şu an Haçkalı, Taha ve Übetnir var. Umarım ileriye gelirler. Evet, yeni map'imizin adını söylüyorum. Sizden de bir tahmin alalım ne oynayacaklar. Frigid Lake. Frigid Lake'de ne oynanır? Tahminleri alalım. Bu arada takip etmeyen varsa takipleri alalım arkadaşlar. 1000 takipçiye gelince bir DLC çekiliş var. Ödül havuzu beklentimiz 84.000 TL. Pardon, ödül havuzu şu an 84.000 TL. Hedefimiz 100.000 TL. Bingo, hoş geldin. 100.000 TL'ye ulaşmayı hedefliyoruz. Gündem donate yazarak bize destekte bulunabilirsiniz. Onun dışında diyorum, Kukura yayınları tekrarını gün izliyorum. Senin sunumunda güzel, dilerim kanal daha çok büyür. Umarım, umarım. Hint Inka, Inkaban. Aynı Inka banlanmış. Neden Hint peki? Arka planda bayağı büyük bir emek var. Siz şu an sadece ön plana yoruyorsunuz. Project mi scout map'i? Ortadaki deniz ne olacak? Neyse, konuya geri döneyim. Arka planda bayağı muazzam bir emek var adminler tarafından, özellikle olan oyuncular artı adminler. Biliyorum ki komünitede de şu an çok güzel bir şey var. Hype var, turnuvaya odaklı. Herkes deli gibi tahmin vesaire yapmaya çalışıyor. Farkındayım her şeyin. Daha güzel turnuvalar yapabilmemiz için, oyuncuları daha çok hype'leyebilmemiz için bu tarz etkinlikler önemli. Ödül havuzunu ne kadar yükseğe çekersek o kadar iyi olur. Evet, üçüncü map'imiz Frigid Lake. SC map'i değil mi? Bana sorarsan deniz kontrolünü alınması gereken bir map. Litvanya Persk güzel gidebilir. Malay Persk güzel gidebilir. Viking oynanmaz. Siz yayındayken diğer oyuncular yayın açamıyor mu? Açabiliyor. İsteyen istediği zaman yayın açabilir. Sakıncası yok. Ama açmazlarsa daha güzel olur. Çünkü dediğim gibi arka planda çok büyük bir emek var. Şeyi bölmeye gerek var mı bilmiyorum. Hype'ı bölmeye gerek var mı bilmiyorum. Çünkü oyuncular dediğin yayın açan kas var, bir aşır var. Yani sonuçta onlar da bu turnuvadan kazanç sağlayacak. Ne kadar üst tura çıkarlarsa hem kendilerine tanıtmak, kendilerine bir klasmana sokmak için o kadar şanslar oluyor. Hem de ekstradan maddi destek olacak. Hani turnuvaya o şekilde de destek verebilirler. Yayın açmayarak da destek verebilirler. O da önemli. Yani açabilirler bu arada. Bir sıkıntı, şey yok, sakıncası yok. Tekrar özele bak. Kas var mı, turnuvada var. Evet, yeni maça geçiyoruz arkadaşlar. Üçüncü maçımız Frigid Lake. Bana sorarsanız burası bir deniz map'i. Yani hibrit bir map ama feodalde denizi kazanmak önemli. Cizo, ikinci hayvanı kutlu olsun. Eskişehir'e hoş geldin. Bir Pers ya da Bizans bekliyorum Fatih Sultan Mehmet'ten. Öbür taraftan da Malatya'da
Litvanya bekliyorum. Hadi başlayalım. Kamerayı 2 dakika bir kapatacağım. Evet, map'imizin T'sinin altında iki tane balık var. 2 yüzük. Bir tane de domuzları var. Koyun sayısı arabaya gibi 8. Bildiğim kadarıyla en azından. Aynen. Bu kadar. 8 koyunu buldu, evet. Ortaya çok erken yaptı parsa. Parsa zaten erken gidebiliyorsunuz. Ses açık değil mi yayına? Evet. Rakibinden de iki koyun lehimledi. İki koyun lehimlendi. Fatih Sultan Mehmet tarafından. Denize çok erken girdi. Bence denize bir işçi daha yollaması lazım. Burada tek başına işçi kalınca baya sıkıntı. Malayla da ben de eğer Malay'ın yerinde olsam. Konuşmuşlar. Demişler ki biz rahatabiliyor muyuz bilmiyorum, sorayım mı? Okey. Yazılanı okuyorum. Bok gibi map'im, kusura bakma. Hataysa atabiliyorsun. Galiba Handbook'ta hataysa map. Map'imi hiç beğenmedim. Benim bildiğim de vardır React'ı. Tamam, varmış. GB yapalım hızlıca, 2 dakika. Kusura bakma, burada mısın? Tamam, yokmuş hakkım. Devam edelim. Tamamdır. Kusura bakma. 14-14. Maç 1-1. Evet, skoru güncellerim. Map'ini beğenmemiş. Beğenmeyen kişi kim? Barbaros Hayrettin map'ini beğenmemiş. Neden beğenmemiş peki? Neden R hakkı yokmuş? R hakkı dakika 6'ya kadar var ama map bug'lı çıktıysa var. Öyle bir durum var. Şimdi map'te bir bug yoksa R atabilirler. Ama rakip oyuncunun buna okey olması lazım. Eğer map'te bir şey yoksa. Altın önüne çıkmış. Berisi aslında güzel çıkmış. Burası güzel çıkmış. Ben bir şey diyeyim mi? Ben Barbaros Hayrettin'in map'ini beğendim. Şurası kapatılması çok zor. Buradan atak yemek çok potansiyel. Altın kötü. Yani haksız rekabet mi? Bir tavır atarsın. Haksız rekabet bir durum kalmaz. Ona göre oynamak gerekiyor. Şöyle bir durum var. Map bug'lı mı, bug'lı değil. O zaman hani altının çıkmaz, koyunu ağacın içinde çıkar, bir şey olur. O zaman R hakları var. Ama değilse, rakip oyuncuya okeyse R atılabilir. Bu durumda da rakip oyuncu şimdi 2 tane koyun lehimlemiş. Sizce R'ye okey olur mu? Bana sorarsanız R'ye çok okey olunmalık bir durum yok. Barbaros şey Fatih Sultan Mehmet tarafında. Sordular mı bilmiyorum bu arada bu şey. Sağ tarafı kapatsa şurayı kapatsa bir tane altın seyfi oluyor, evet. Önü de bu arada kapat. Yani şurasının kapatılması mı daha zor arkadaşlar, burası mı? Bir de oyun sadece feodalden ibaret değil. Feodal dışında Castle Age'e geçince de oyunda bir şeyler dönüyor. O noktada da şuraya bir TC atılabilir. Yine kale atılabilir. Bir şeyler yapılabilir. Kötü bir harita ama ortalama bir harita.
Map'in bug'lı olup olmadığı sadece eksik bir şey olunca mı oluyor? Hani map'te bir hata varsa eksik coin olur, eksik işçi olur. Geyik olması gerekirken geyik olmaz. Ya da bug'lı çıkar, yerleri kötü olur. Şuranın kapatılması çok zor ya. Yani bu map'ten ziyade şunu tercih ederim ben. Çünkü burası nereye çıkıyor? Hem taşına çıkıyor hem altına çıkıyor. Okey, berisi safe'te çıkmış. Ama ha şuradan atak yemişsin, ha buradan atak yemişsin. Ben bir adam görmüştüm. TC rush yapacaktı parse böyle ta TC'nin yanında falan tutuyordu. Aynen TC rush öyle tutuyor zaten. 11 cana 25 can şimdi. Feodal geldi. Hemen fire açıyor. Kamerayı tekrardan geri açabiliriz. Tek şeyden basacak. Tek doktan basacak. Rakibin de tek dok oynayacağını düşündüğü için. Çünkü rakibi ondan çok daha geç geçiyor şu an. Dok oynaması potansiyel. CD'ye yazanı da ilk defa yorum. Map'i beğenmeyen kimdi? Map'i beğenmeyen Barbaros Hayrettin. Ben bir barak geldi. İşçilerle saldırıyor. Çaresizliğin resmi. Bu arada bir demo gelseymiş çok daha fazla damage verebilmiş. Evet, pişini kaybedecek. Ortanın kontrolünü hemen sadece bir tane fire basarak aldı. Dakika 500 resources collect. İki kişilik de idle time vermiş bu arada. Malay. Malay bayağı kötü başlamış. İki coin'u lemlenmişti hatırlarsınız. Şu an ette hiç işçisi yok. Scout'un canı 11, Scout'un canı 25. Bu Scout'u kaybetmemiz lazım. Scout önemli. Odun hapı geldi. Bir işçisi bayağı forward. Ne yapacak bu işçiyle acaba? Fightlaması gerekiyor. İşçiyle de vurması gerekiyor bence. Işçiyle şuraya bir tower atsa hazır gelmişken bayağı can sıkıcı olabilir. Bir Blacksmith geldi. Archer Range geliyor. Melagan burada mısın? Selam. Burayı Palisade'le kapattı. Rakibinden hiç info aldı mı acaba? Bunların info almamış. Yani scout da buraları açmak yerine. Buralar zaten daha önce açıldı abi. Arkada ne bulabilirsin şu an? Hiçbir şey bulamazsın. Burayı açmak yerine rakibinin ne yapacağının infosunu alman lazım. Bence Barbaros çok yanlış oynuyor şu an. İki coin lehmine oyun patladı şu an ya resmen. Evet. Charger çıktı. Flashing var mı yok? Flashing var mı var? Karşı burada güzel mikro olursa daha avantajlı. Hiç basmaya devam mı? Devam değil. Güzel. Arkayı güzel kapatıyor Fatih Sultan Mehmet şu an. Ev ve binalarla birlikte. Mecbur bir tower attı. Tower'ın yeri sanki çok daha önce atılmalı ve ileri atılmalıydı. Çünkü daha gelmedi. 3 Archer'a 5 Archer. Ben görmüşe döndü Fatih Sultan Mehmet. Orada market atmıştı. Marketi dengelese belki çağ bile basar şu an. Hızlı bir çağ oyunu çok iyi yerlere getirir. Dakika 15 çünkü. At. Lan Mehmet adına işler değişebilir. 5 arşırla ileri gidiyor.
Şeylerin olduğu yerden gittiği için orayı görecek. Halde görecek mi? Görmedi. Şu an gördü. Gördü. Farkında olması lazım. Defansını aldı. Skörmüş birikiyor. Hemen taşı sattı. Çağ bastı. Fatih Sultan Mehmet bayağı iyi oynadı bu oyunu. Yani oyun iki koyun lehimine gerçekten şey oldu, patladı. Arçıları da gördü. Skörmüne defansa geldi. Skörmünün defansı da var. Arçıların defansı yok, o yüzden Skörmünün orada bayağı avantajlı. Tarla açmış mı şu ana kadar? Üçüncü tarlasını açıyor. Arçılarla içine doğru gidiyor hemen. Arçılar orada varacak. Arkada arçılar bekliyor. Hemen market atıldı. Marketle ekosunu fixleyebilir mi? Hayır. Çünkü tower hakkını kullandı. Bir recorded olduğu için droplanıyor arkadaşlar. Eski patch'e geçtiğim için. Bakma. Daha 50 saniye var. Malay'dan bu kadar önce geçen herhalde. Çok oyun göremezsiniz. Ben bu, olsam bu arçılarla biraz daha bekler. Sonrasında şey yapardım. Bu arçıları biraz beleşe verdi. Bir de stable atacak mı ona bakıyorum. Stable atmayacak. Archer devam edecek. Hatta belki Kev Archer oynayabilir. Ya geldi. Forward işçi vesaire hiçbir şey yok. Canı ne acaba? Tam bir ordu göstermedi bize de. Bir işçi ileri gidiyordu. Oraya bir TC attı. Su basmıyor şu an. Ne oluyor? Ordu. Loyal Allegiance mı? Değil ya. Malay birazdan çağ basacak. Idle TC'ler 2 dakikaya 2 dakika 2,5 dakikaya 30 saniye hatta. Taşa girdi Malay. Kaç kişiyle? 4 kişiyle. Tersine oyun şekli bana şey geldi. Problemli geldi açıkçası şu an. Bir şey göstermedi, ordu göstermedi. Bu kadar çağ avantajını almışken ordu bas. Rakibine en azından bir forward siege git, bir şey git. Meş vermeye çalış. Çok tek tak şey yapmadı. Ordu basmak Amade istemedi, anlamadım dedim. Arçıları görmüş olması lazım. Ya 30 saniye var. Bu arçıları temizlerse çok güzel olacak onun için. Arka tarafta arçı birikmeye devam ediyor rakibi. Bir TC daha mı atsa var acaba? Ters satın alıp şuraya bir TC atılabilir. Aynen öyle yaptı dediğim yere. Ters tarafına bir TC. Ara açık galiba. Bu arada buradan geçebilir. Kapanması lazım. Crossbow upgrade geliyor. Botkin gelmedi daha. İş toplamaya devam ediyor. Ya da ne bileyim bir manastır falan atıp relik toplasaydı da olurdu. Bir şey yapmadı. Pasif takıldı. Bu oyuncular sizce kimdir arkadaşlar? Bir tahminleri alalım. UTC çağ avantajı var mı? Var. Pers TC'ler hızlı çalışıyor mu? Çalışıyor. Aganikler aynı map. Evet. Ama zaten bir kişinin kim olduğunu anlamak. Askersiz 3 TC boom. O yandırdı. Bu arada arçıları yakaladı. Arçıların artı ikisi de vardı ama temizledi çünkü skömlerin defansı da var. 11 arçır kaldı. 9 arçır şimdi ileri geliyor. Knight birikmeye başladı. Knight'ların defansı var mı? Bir defans var. Blood Knight var mı? Yok. Hipstrike hoş geldin. Bu
Orada Pers Knight'ların artı 2 hata var. Archer'lara biliyorsunuz. Bloodlines şimdi geliyor. Turnuvada mesela Kasvet Barbaros olarak mı oynadı? Aynen öyle. Alper Tunga öldü mü? Bloodlines geliyor. Selam. Selam. Ari. Yeni anladım aga ben. Olsaydın keşke önceden her şey yapardık. Uva. House Post. House Post yapan bir oyuncu. Bloodlines geldi. Knight'ların hala artı 2 defansı yok. Artı 2 defans olsa şurayı kolayca temizlebilir. Özellikle Pass Knight olduğu için. Şimdi artı 2 defansı aldı. John Skill'a nöbettir replesi yapıyor. Seviyoruz ya House Post'u. Herkes de yapıyor aslında. Ya ben bile yapıyorum onu. Öyle söyleyeyim. Sayısı farkı 50-70, yani 20 işçi fark var. Artı 2 geliyor, hızlı koşma geliyor. Hızlı koşma artı 2 ile birlikte burayı çok rahat temizler artık. Koşmaya bekleyecek mi? Muhtemelen bekleyecek. Lan gelenleri mi alacak, raid'e mi gidecek? Raid'e giderse de bu arada bayağı bir problem yaşatabilir rakibine. Geriye doğru gidiyor. House Post'la birlikte orayı gördü. Ve orduyla geriye gidiyor. Arkada damage yememek adına gördüğünüzde yukarıda patrolliyor. House olunca ne değişiyor? Rakibin patrollediği zaman önce eve vuruyor, sonrasında outpost'a vuruyor. Outpost'un düşmesi kolay gördüğün gibi. Ama evin düşmesi çok zor. Yine belli bir alanı görebiliyorsun. Yeah. 16 Archer. Kaç Knight oldu? 7 Knight. 8. yolda, 9. yolda 2. stable'ına hatta kaç stable'ıydı? Stable'mış şu an. 3. ve 4. stable'a atıyor. Bundan sonra full agresif. Bir kaleye gidiyor. Forward. Şimdi Archer'ları alacak. Öne geçmesi lazım. Şuradan bloklaması lazım. Kontrolünde bir ufaktan sıkıntı var. Çünkü o buraya bakıyor muhtemelen. Sadece burayı patrolledi. Zaten Pers Knight'ları, Archer'ları çok kolay yiyor. Şimdi önünde saldırı başladı. Rakibinde ne var? 11 tane cross var. 11 cross. Bir kısmı buradaydı. Onlar ölüyor. Geri kalanında TC altında Barbaros'tan bir QQ daha geldi. Tahminlerimi güncelleyeyim mi? Tahminleri güncelledik. Draft ekranına geçelim. Bekle bir win. Öbür tarafta Malay win'i ve Pers Luz'u geldi. İstatistik tutuyor muydunuz? Turnuva boyunca hangi kaç defa seçildi? Win rate vesaire. Tutmuyoruz kanka, o biraz fazla işi gerektiriyor. Benim hepsini yapmaya enerjim yok. Adminlerin de muhtemelen böyle şeylere enerji yok. Fatih Rusher olamaz. Rusher lane yapmaz. Koyun aldı abi turnuva maçı. Belli olmaz, yapabilir. Esenlikler herkese. Mr. Nova'da hoş geldin. Mehmet abi Gürcistan olmadan turnuvaya girmez. Gürcistan banlanmış. Anladım kanka, doğru, kolaylıklar. Eyvallah. Sıradaki maça geçelim mi? Maçı indiriyorum bir taraftan hemen hızlıca. Tam tersi. Hangi sayfa ediyorsun?
Ops. Doğru dedin, doğru dedin. Aynen, doğru söyledin. Mehmet Hoca olma şansı yok, ona göre zayıf oynadı, daha iyi oynardı her türlü. Tahminlerin göründüğü bir link var mı? Ünlem tahmin yazarak şey ulaşabilirsin. Tahmin yapabileceğin sayfaya ulaşabilirsin. Benim tahminlerimi de bu yayının sonunda tekrar updateleyeceğiz. Yani ilk gün bir tahmin, daha doğrusu çeyrek finallerin sonunda bir tahmin yaptım ama gerçek anlamıyla bir tahmin mi? Yanlışlarım vardı. Dördüncü map'imiz arkadaşlar Mudflow. Mudflow'da hangi ırklar gelir? Mudflow haritasında ben bir Macar bekliyorum bir taraftan. Diğer tarafı kestiremiyorum. Macar'a karşı ne alınır? Aztek güçsüz kalır bence. Sonrasında şu genel map'lere bir bakıyorum. Ne dedik? Macar gelecek dedik. Macar'a karşı ne alınır dedik. Bay haritası var. Bay'da İtalya ya da Bizans oynar. Muhtemelen İtalya oynar. Quarry'si var. Quarry'de Hindustanis ya da Aztek güzel gidebilir. Slops'ta da onlar güzel gidebilir. Pol belki burada alınabilir. Alan çok açık. Tarla açmak için. Ama tabii ki çok agresif bir map. Macar'la kim kapışabilir? Belki Bizans sphere'lar vesaire ucuz ya. Angela devam etmesin bence. Başarılı organizasyon ve sunum. Teşekkür ederim. Destekler devam ederse Angela devam ederiz. Maça geçelim. Geçeceğiz abi. Bir nefes alıyorum 2 saniye. Molası vesaire bir şeyler yapıyorum. Arka planda adminlerle konuşuyorum. Sadece ön planı görüyorsunuz. Her seferinde hatırlatıyorum. Evet, maça geçebiliriz. Bizans vs Macar mı? Meslek ne? Normalde araştırma görevlisiyim. Ama bu yaptığımız şey de tamamen Age of'u sevdiğimiz için girdiğimiz şeyin altına, taşın altına elimizi soktuk ama o taş çok ağırmış. Haberimiz yok. Map'in olayı nedir? İki tane balık var. Nerede kuruyor yurt dışında mı? Evet. Bölüm yapay zeka. İki tane balık var map'in base'in altında. Bu alana tarla açamıyorsunuz. Araştırma moda ikonu. Araştırma görevlisi. Moda ikonu. AKA T91 Option. İki tane domuz var. Daha doğrusu fil var. Bu filler 800 etlik. Dizi altındaki fişler 225 etlik. Toplam 450 et. Yani şurasının toplamı 1350 et. Pardon, 800. Doğru, 1350 olması lazım. Neden daha fazla çıkıyor? Verileri alıyormuşuz. Okay. Toplam şurası 1350 et arkadaşlar. Doğru, güncellenmedi mi? Kim kazanmıştı? Yanlış girmeyeyim. Fatih kazandı değil mi? Onun dışında arkada odunlarımız, odunlar var mı? Var. Binlik, bin yüzlük odunlar var, küçük küçük. Ama esas odun parçaları önde. Yani lumber'ı öne atmak daha mantıklı. Sadece daha riskli aynı zamanda. Mesela geçen gün kimin oyunuydu? Atilla'nın oyunuydu yanlış hatırlamıyorsam. Bir işçi rush görmüştük. Odun patlamıştı. Yine bu alana gemi basabiliyorsunuz. Gemi basıldığı zaman odunların patlama ihtimali var. Fire'lar ya da demolarla. İşçi kaybedecek gibi. Güzel, güzel zamanla çekti. Bir riskli bir işti. 1 HP kaldı o işçi. Orada lane geldi. Lane geldi. Fatih Sultan'dan bir lane geldi.
Rusher lame atmaz demiştiniz. Demek ki Rusher tahmini çok doğru değil. Hadi coin lame'lerdi ama ben de zannetmiyorum ki fill lame'lesin bu arada. King iyi olurmuş veya İtalyan. Bu map'in metası Çin ya da Macar. Çin'in amacı eti işte ekosu çok iyi oluyor. Idle T'si vermeden başlıyorsun. 3 kişi önde başlıyorsun oynayabildiğin. Macar'ın olayı da çok açık bir map. Gördüğünüz gibi hani raid'e çok açık. Ve oyuncular genelde beri toplamak zorunda kalıyor. Feodal'in başında. Macar'la bayağı patlıyor. Bu map'teki küçük su birikintilerine ne deniyor? Hangi su birikintisi? Domuz geri dönüyor. Domuzu çekemeyeceksin. O domuzu çekemeyeceksin. O domuz lame'lenmeyecek. O fil gelmeyecek. Batsuz Mehmet şimdi denizden fil yaratıyor. Aynen öyle. Miner, Wood, Archer gidilmez mi 16-18 kişi? Bana sorarsan zor. Çünkü Wood'un patlaması çok kolay. Bir tavra patlıyor. Şuraya mesela bir tavır gelse bütün odun ekon patlıyor. O yüzden scout basmak daha mantıklı. Orada domuz yerine yeri geldi. Domuz acaba TC'yi öldürecek mi? Onu da merak ediyorum. Onun dışında beriler çok açıkta. Archer geldiğinde yine bir tane tower'la defans yapabilirsin. Ama şeyi nasıl defans edeceksin? Atı nasıl defans edeceksin? Mecbur spear basman lazım ya da şeyde kalman lazım. İş olan küçük su birikintilerine ne deniyor? Göl şunu mu diyorsun? Map'tekine... Sucuk balık. Sucuk. Doğru cevap sucuk. Orada cevabı chatten çaldım. Kendi esprim değil. Eski sağ olsun. Göz atın. Avyar. Lumber da buraya mı gelecek? Buraya mı atacak Lumber? Burası daha güzel. Aynen buraya attı. Diğer tarafa bakıyorum. Tek Lumber mı oynayacak? Tek Lumber oynayacak. Tek Lumber bence bir tık problem. Bataklık. Tek Lumber biraz problem. Dediğim gibi. Buraya bir tower olayı patlatıyor zaten. Domuz hala burada bekliyor. Bu domuzu görmedi mi? Bunun geri geldiğini görmüş olması lazım. Domuzu geri çekiyor. Bakalım patlayacak mı domuz? Siye. Barak atmadı. Barbaros. Barak nerede? Şurahtan bir barak geldi. Domuzu düzgün kesti. Barbaros'un barağı yok arkadaşlar. Barbaros kendi kendine GG ediyor. Barbaros sıkıştı. Barbaros. Buraya da bir ev lazım. Buraya da bir palisade lazım. Dar alanda kaldı. Mecbur fightlayacak. Barbaros barak olmadığını yeni fark etti. Barağı yeni atıyor. Bir ev derlenebilir. Hepsini derledi. Okey. Hepsi de derlenebilir. Bizans'ın Fatih Sultan Mehmet... Yalnız Fatih Sultan Mehmet'in de Bizans alması... Epik. Sultan Mehmet'ten bir Bizans hamlesi. Double Vitex geliyor. Bu tarafta Double Vitex'i biraz geciktirdi. Çünkü stable atmak zorundaydı. Buranın stable'ı yeni geliyor. Aslında röportaj gelir mi? Bizans aldı zaten. Aynen öyle. Altında kaç coin kaldı? Coin kalmadı sanırım PC altında. Bu işte ne kadar kaldı? 4 kalmış. Etekosu şu anda Fatih Sultan Mehmet'in bitiyor. Tüm map'i bolluyor. Tüm map'i bollamak ne kadar mantıklı. TC altı zaten açık kalıyor. Arkaya sarkılabilir. Tarla upgrade'i aldı. Tarla upgrade'i de asker basmasını geciktirecek. Aslandı bu arada. Hemen house atıyor. Macar scoutları çıkmaya başladı. Gömlek bir meta aynen. Fatih'in bombard kenarları, Fatih'in bombard kenarları. Bir şey yakalamaya çalışıyor.
Aynısını o da ona yaptı. İntikam. İntikam alındı. Asker sayısı 2 scout, 1 spira, 2 scout. Kuzu ciğeri gömlek yanlı güzel olur. Harbiden dip tepiz. Archer Range geldi. Skör mü karıştıracak araya? Archer karıştırma gibi bence bir planı yok. Çünkü daha altına girmedi. Altında bayağı önde. Spool Wall'u mu? Wall'u. Ben de Macar scoutları daha güçlü. Ya açtı bu arada. Geç fark edildi. Onun gömleğinin yağı mı? Aynen. Görmüş geliyor. Bir tane Spearman var. Burada bu scoutlar bayağı can sıkıcı olabilir. Scout kullanımı bakalım ne kadar güzel Barbaros'un. Allah ve hiçbir şey var. Lan scout'u çıkartacak. Bir basmaya devam Bizans'ta. Scoutlar TC altına giriyor ama TC altı bomboş olduğu için hiçbir etkisi yok. Demek istediğim buydu. TC altından çok rahat geçebiliyorsunuz. Spear ucuz diye bol bol bastı ve evet Macar scoutlarını daha kolay öldürebilmek için Spear bastı. En azından 3 Spear şurada bayağı etki yaratabilir. Böyle gördüğünüz gibi bir vuruşta 18 canını alıyor. Odunu bayağı darladı. Bayağı darlandı. Beri'ye dikkat. Buradaki işlere dikkat. Daha doğrusu tarladaki işlere dikkat. Beri bu tarafta. Macar scout'u sayısı 5. 5 scout. Her birinin 6 hata var. 30 vurması lazım. 2 defans var. Haliyle 20 vuruyor. 2 vuruş yapsa bir işi indirebiliyor. Tarafı temizlemeye çalışıyor. Çok spear bastı. Spear'lar çok mobil kalmıyor işte. Öyle bir sıkıntı var. Scout da basmaya devam etse bence daha doğru bir oyun olurdu. Ya da diğer bir opsiyonu söyleyeyim mi? Bir tane şuraya şey ne derler onun adına? Bir dok. Doktan da bir demo. Spear'lar tek kaldığı için arada temizleniyor. Sana ayıkhane Atı Sultan Mehmet gemilere bakalım karadan yürütecek mi bu başta? İçeri girmiş. Nereden girdi? Şurası açık. Arkaya iki tane scout geçmiş. Bunu kapattı. Oduncular çok kötü çalışıyor. Sanki şuraya yollasa daha iyi olacak. Burası açılır mı? Şuraya dikkat etmesi lazım. Spear'lar geliyor. Spear'lar geliyor. İlden ilden güzel vurdu. Bayağı az can kaldı. Arkada işi kesmeye devam ediyor. Spear'lara dikkat. Öne baktığı için arkada şu iki işi daha verecek. Belki yeni çıkan işleri verecek. Nerede sürpriz çıkar mı turnuva sonu? Çıkabilir. Şimdi önde scoutları verecek. Arkayı mikroladığı için önde scoutları veriyor. Bir tanesini en azından verdi. Oduncuları çok idle kaldı. Bir iki tane çıkabilir bence. Sürpriz. Dört scout'u önde. Bir scout'u burada öldü. Skörmlerle darlamaya devam. Güzel fark etti. Yapıştıracak diye çok bekliyorum. Fatih. Cep o ana geliyor. Tam böyle hype'lanıyorum geldi diye. Gelmiyor. Spiller'ı geri çekmesi lazım Fatih'in. Yoksa Barbaros istediği plan dahilinde Spiller'ı uzay çekip sonrasında tekrardan saldırıya geçebilir. Fatih'in çağ ikosu geldi. Fatih çağ bastı. Bu map'te Spear'la birlikte defans edebilmek bu arada zor iş. Bana sorarsanız. Orada demin 111 kişi gördük. Herkes tekrardan hoş geldi.
Hayda, hayda. Aha yakaladı. Aha intikam vakti. Ama scoutlar inceni çok düşük. Scoutlar orada yanlış saymadıysam sadece bir tane şişe aldı. Şimdi ikinci şişe almaya geliyor. Çok güzel quick ball. Çok güzel defans Fatih Sultan Mehmet'ten. 1 dakika 40 saniye sonra Çağ geliyor. Macar'da Barbaros Hayrettin'de şu an yeni basacak Çağ. Barbaros'un scout sayısı 1 kaldı. Stable geliyor, bir Blacksmith geliyor. Amr yenileniyor, hemen bir de Tower. Dodon'u çok sıkıntıya soktu. Bu arada toplanan kaynakta da 1500 fark var. Sizin tahminleriniz kim? Fatih Sultan Mehmet kim? Ben Rusher yazmıştım sanırım. Tahmini sileceğim, yaptı lehimden kaynaklı. Makrosu da çok iyi, evet. Makro bayağı iyi. Bir de bir şey söyleyeyim mi? Bence map'i de çok güzel takip eden bir oyuncu. Kaliteli oyunculardan biri. Best of 7. Çünkü şöyle bir gerçek var. Bu map'in metası tamamen scout basmak. Macar scoutlarını böyle defans edebilmesi hiç vermeden bayağı iyi bir oyuncu olduğunu gösteriyor. Bir manastır geldi şimdi. Map'te çok relik var mı? 5 relik var. Klasik. Her map'te olduğu gibi. Spear Rush'a devam. Rakibini tarlalarından etti. Lan kaynakta bayağı bir fark var. Ki daha el arabası yok. Şimdi el arabası aldıktan sonra daha da değişik bir iş. Knight'lar geliyor. Knight'lar buradaki tarla ekosunu tamamen darlayacak. Burada bir tane spear kalmış. Stable daha geliyor. Kaç stable olacak? 2 stable. Macar'la Knight basacak. Hemen arkaya altına doğru sarktı. Güzel bir oyun. Oyun şekli ya da. Knight'lar hem önde hem arkada. Tam 7 knight oldu. Şimdi full asker spamlamaca. Bu tarafta sadece bir tane knight var. Etteki diğer işleri de kesecek. Etteki işler kesildikten sonra knight'ların devamı gelmeyecek. Esas problem o. Pike ben upgrade'i sanki bana sorarsanız anlayabilir de 11 tane spear var çünkü. Gerekirse TC biraz idle verilebilir ama Pike ben upgrade'i bayağı önemli. Tam 9 knight oldu. Tüm farmı kesildi. Knight devamı gelebilecek mi? Şu an basılıyor ama devamı gelecek mi? Önemli bir soru. Bloodlines'ı var mı? Var. Öbür tarafta Bizans olduğu için Bloodlines yok. Hemen iki Knight'la counter'a gidiyor. Counter atak deneyecek. Odun açık mı? Odun çok açık. Altıncılar açık mı? Altıncılar çok kötü çalışıyor. Ulan biraz altın kesebilir bu arada. Ama da iyi gelir. Şimdi arkadaki tarlacıları da aldı. Önden de saldırı var. Aşağıda saldırı var. Monk geldi. Monk'la defans yapmaya çalışacak. Ayrıca iki tane knight'ı da var defans için. Fatih Sultan Mehmet. Total Brutal Domination. Durum 3-1. Fatih Sultan Mehmet. Bizans ile bir win. Öbür tarafta Macar ile bir Rus. Draft ekranına geri dönelim. Çuçu. Matt Flow, Fatih Sultan Mehmet. Güzel bir win. Sonunda lehim yapmaz gibi hatırlıyorum. Bilmiyorum. Kim Çuçu yazar? Herkes yazabilir. Noda herkes birbirini taklit edebilir. Sıradaki maça geçeceğiz. Ben o maçı bir indireyim.
Beşinci oyuna geçeceğiz. Hazırsak. Letal, hoş geldin. Meruçer, hoş geldin. Sonraki maç Atilla değil mi? Evet, sonraki maç Atilla'nın maçı. Hemen oyun indi. Sıradaki maç Slops arkadaşlar. Slops'ta ne görürüz? Vanya vs Hindustanis demişsin. Neden Litvanya? Ben bayda bekliyorum Litvanya'yı bu arada. Bay map'i varken Litvanya'yı burada kullanmaz. Ya da belki Kuari'de. Açık Kuari'de Brit de güzel gidebilir. Sıradaki maça geçebiliriz. Game number 5. Hindustanis vs Vikings. Hayat, sen de hoş geldin. Atilla ile kim oynayacak? Kim oynuyordu Atilla ile? Değiştirin. Ile kim oynuyordu hatırlamıyorum. Lame yapan bir oyuncu. Fatih Sultan Mehmet kim olabilir? Lamer. Lamer biri. Bilo mu acaba? Lele Kasrı oynuyor. Ya. Buyurun. Viking'in şansı var mı map'te? Go next. Düşünüyorum. Bilo'nun tarzı çok lame değil. Kim olabilir peki? Kimin tarzı lame? Orada map'i anlatayım, sonra düşüneceğim kim olabilir. Map'in iki tarafında dörder tane geyik var her iki oyuncu için. Geyiklerin çekilmesi gerekiyor bir. İkinci olarak map'te Arabiya tarzı toplamda 8 oyun var. Oyun mu lame'lendi bu oyunda da? Oo, bulamadım ha. Oyunların bug'lı çıkmış yoksa bulamamış mı? Yoksa lame'lendi mi? Ben göremedim. Siz görebildiniz mi? Var mı bir fikriniz? Bir domuz, iki domuz. 6, 4 koyun. Bir domuz. 6 3 koyun. Geyik çekiyor. Öbür taraf geyik çekti mi? Öbür taraf da geyiğini yeni çekiyor. Allah Allah.
Ben emin olamadım arkadaşlar. Bileğim var mı yok mu? Ya da map'te bug mı oldu? Emin olamadım. İstiyorsanız bakmak açısından oyunun başına gidebilirim. İster misiniz bakalım oyunun başına? Bu kadar net. Bug olsa adminler R vermez miydi? Adminler maçları izlemiyor. Maçlar gizli kuruluyor. Kimsenin izleyemeyeceği şekilde. Adminler de oyuncular isterse R verebilir. Oyuncuların admine sorması lazım R istemek için. Burada Viking seçmek tuhaf olmuş. Bana sorarsan ben de Viking'i çok beğenmedim ama muhtemelen menet açacak. Menet açarsa belki işler değişebilir. Menet into Archer. Kopya olabilir. Geyik geliyor. Karda iki geyik kaldı. Öbür oyuncunun iki geyiği var. Oyuncular kim bilmiyorum ama hazırlanmış. En azından map hakkında fikirleri var. Sadece her zaman dediğim gibi bu mili beğenmiyorum. Bu mil tepeye atılması lazım. İki taraf için de söylüyorum. Yusanis işçileri ucuza bastığı için bir işçi erken basabildi 18 işçiyle. Geyik çekmeye devam. Bir barak geliyor. Bayağı forward bir barak. Çağ gelecek mi? Bir kaldırı yaparsa çağ gelir. Yapmadı. 4 saniye, 5 saniye, 6 saniye idle'si. Gereksiz bir idle verdi. 2 dakikaya 1 dakika çağ süreleri var. 19 işçiye bastı. 18'de bastı. Hatta Lum aldı mı? Lum'u da çağdan sonra alacak. Fatih Sultan Mehmet maçlarda böyle oynadı. Bunu kim yapıyor? Bir olan var mı? Oyuncuları tanıyan. Onun sayısı 2'ye 1 miydi? Hayır 2'ye 2'ydi. Ama galiba coin'u mu bug'lı çıkmış? Emin olamadım. Ondan emin değilim. Ve 8. Sultan Mehmet. Geyik çekmeye devam. Archer range açtı. Rakibinden Archer beklediği için hemen Archer range açtı. Skorm oynayacak ama. Archer oynamayacak. Skorm açılışı okey. T'si altına lame geldi. T'si altından coin'i almadı ama. Lame var. Tam anlamıyla yok. Skorm açılışı geldi. Double vitex geldi. Rakibinden hiç kişi önce geçmiş gibi oldu Lum'u almadığı için. Oradan da bir Archer range. Bir ezber mi oynadı sanki? Rakibi Skorm basar diye biraz, pardon, Archer basar diye biraz ezber oynadı bana sorarsanız. Yanında Viking ile stable açılsaydı işler çok değişik yerlere giderdi. Bakalım onu açacak. Archer oynaması çok mümkün gözükmüyor derken Skorm başladı. Kaldı scout'u. TC'ye girecek mi? TC'ye girecek mi? TC bir olduğu için TC'ye girmiyor. Skorm maya it yedi bu arada. Skorm'ı Spear'la ileriye gitti. İkisi de birbirinden korkmuş. Archer basan yok. Viking'in Archer basmaması mantıklı. Çünkü Skorm'ı gördü. Skorm'ı gördükten sonra da Archer basasın. Ama altında hala çalışması ne kadar mantıklı bana sorarsanız orada bir sıkıntı var. Archer basmayacaksan 3 kişi altında sadece Echo'yu boşa harcamak anlamına geliyor. Scout'lar fightliyor. Ne doğru çekti. Ordu sayısı 4 Skorm, 2 Spear, 1 Scout. Scout'u vermemesi lazım. Scout bu tarz durumlarda çok etkili oluyor. Öbür tarafta sadece bir tane Spear var. Spear alındıktan sonra bu Scout her şeyi kesebilir. Scout'a kötü hit verdi. Ya.
Dediğim gibi burada şu an bu scout her şeyi domine edecek. King'den aslında şuradaki fight okeydi ama sonrasında biraz sıkıntılı bir devamı geldi. Devamını yapamadı. Her yeri wall'lamaya çalışıyor. Scout şu şey kumansın bize yaptı raid. 4 skorm 2 spear. 6 kişi. Burada şeylere dikkat etmesi lazım. Büyü vermemesi lazım. Flashing var mı? İki oyuncuda da yok. Flashing range için önemli bu tarz fightlarda. Yoksa başka hiçbir işe yaramıyor. Scout'unu kaybetti. Oradan bir tane archer'ı aldı. İşçi kesecek mi ona bakıyorum. Low HP işçi var mı? Şu an için yok. Orduyu alması yeterli. Orduyu alsa yeterli olacak. Arkaya stable gelecek mi? Gelmedi. Hemen bir blacksmith. Tarla sayıları 7 tarlaya 11 tarla. Skorm sayısında şimdi 6, daha doğrusu 5 skorme, 6 skorm. Tekiler low HP yalnız, burayı da güzel mikroluyor. Fletching'ini aldı. Fletching aldıktan sonra range gelecek. Range'le birlikte burada bayağı avantajlı hale gelebilir ki şu an bir lord'u temizledi. Rakibe iki tarafta hala skorm açıyor. Skorm devam ediyor. 5 skorme 1 skorm. Hemen bir market geldi. Marketle Echo'yu dengeleyecek. Altını çok içti. Charger basmadığı için. Çağ basabilir bu arada. Çağ binaları var. Hiçbir upgrade almadığı için çağ basması çok uzak değil. Bu taraf Force Color almış. Artı bir de Flashing kaldı. Şimdi Padded Archer Armor geldi. Yanlış bir hamle. Idle TC farkı 20 saniye 1-20. Evet. Fark olmuş. Şu defans yanlış bir hamle. Neden? Çünkü skorm şu an 3 vuruyor. Skorm'ün de 3 defansı var. Yani 1 skorm 1 skorm'e 0 vuruyor. Oyunda 0 vurmak diye bir kavram yok. 1 vurabilecek. Bu defansı almak onun skorm basarken hiçbir şey etkilemeyecek. Ekosunu, 100 etini boş harcamış oldum. Normalde çağ gidebilecekken şu an aldığı upgrade'den dolayı çağ basamıyor. Hiçbir etkisi yok. Flashing kalsa range veriyor. Flashing okeyim. Ama defansın hiçbir etkisi yok. Canı 3-3 düşmeye devam edecek. Emin de 3 düşüyordu. O da ona uçuyor yani. Da eğer 6 idi. 3'e düştü gördüğünüz gibi. Çağ bastı. Ekosunu güzel ayarladı bu King. Ufak bir hata yaptı. Oyunun gidişatını değiştirecek bir hata ama ufaktan aslında evet. Çünkü normalde 30-40 saniye önce çağ basabilirdi. Ama çağ bayağı gecikti. Tek stable atması lazım. Bir noktada. Orduyu temizleyebilmek adına. Sürekli geride kalıyor orada. Leching'e tıkladı şimdi. Bir sayısı 39-33. Idle TC farkı çok fazla var. Evet arkadaşlar. Bahislere çıktım şampiyonum. Dur abi Twitch bir daha kapanmasın turnuva bitmeden. Bahis mahis yok. Daha geliyor ısrarcıyım. Bir tane stable'a ihtiyacı var. En azından skörmleri alabilmek adına. Skörmleri alsın bir tane knight basıp sonrasında archer biriksin. Archer biriktiği zaman çok avantajlı hale gelecek. Ama şu an planı çok o gibi durmuyor. Bir tane scout var. Rakibin her yerini açıyor. Tabii ki rakibi deve ırkı. Modlar burada mı? Mod yok galiba ya. Benim moderatör almam lazım. Beyler bugün çok chat çok cansız ya. Bir çözelim. Bir chat'e yazın bir şeyler yazın. Bir ünlem raid alabilir miyiz Melagam? Sponsorlu oyunumuzda indirsinler. Numada reklamını yapmam lazım. Bitiyoruz onu sürekli. Şimdi knight basmadığı için burada hala debeleniyor. Ya bir tane knight olsaydı gelen tüm orduyu çok rahat bir şekilde kesebilirdi. Sonrasında tekrardan archer'a dönülebilir bu arada. Hiç sakıncası yok. Barbaros'un oyun tarzı
bu tarz bir oyunda çok ideal değildi. Maya oyununda çok güzel oynadı. Rekibi de onu analiz etmiş. Archer oyunlarında domine ediyor diye. O zaman Archer başlamayayım ben buna demiş. Bir noktada o oyunda domine etmişti. Burası açık kaldı. Buradan çıkacak şimdi. Prosop'u yeni geliyor. Elif Skörm, Botkinarov defansını aldıktan sonra Skörmler ölümsüz hale gelecek. Hala stable yok. Odun yeniliyor. 4 Kuros'u var. Rakibinin 6 Skörm'ü var. Bu Skörm'ler birazdan upgrade olacak. Mes, hoş geldin. Bolso upgrade'i geldi. Öbür tarafında Bolso upgrade'i geliyor. Hindustanis'in ekosu, Fatih Sultan Mehmet'in ekosu çok daha iyi. 20 tarlası var. Bu tarafta 9 tarla. Idle Tease süresi çok iyi. Tabii ki King'in ekosu Antikart otomatik geldiği için OP bir hal alıyor. Ama şu an Skörmler'le full defansını yapabilecek. Ve arkaya bir Tease attı. 20 tarlayla şu an istediği her şeyi yapabilir bu arada. Hani sunlara bir kişi daha şöyle oyundan falan anlayan. Tek başına sunarken sıkılırsın, en farklı bakışı açısı olur. Sohbet de güzel, muhabbet de güzel olur. Onu düşünüyorduk. Main event'e çıkmasaydı Oyakomove'le da yapacaktık hatta. Öncesinde de bir ufaktan abi yapalım gibisinden bir şeyimiz olmuştu. Ama main event'e çıktı. Güzel bir performans sergiledi. Bu yüzden onunla yapamadık. Şimdi main event'te Kas var, Kozmo var. Benim de sunum yaptığım genelde Kas ve de Kozmo oluyordu. Bir de Oyakomo var. Haliyle üçüncü bir isim yok. Pardon, dördüncü bir isim yok. Dördüncü bir isim olsa böyle oyundan anlayan şeye yayın yapan, yayınlarda anlayan bir kişi olsa. Sherlock var. Sherlock yetersiz kaldı ya. Açık konuşayım. Performansı beni kalbimi kırdı Sherlock'un. Şu anda CS oynuyor zaten arkada. Demin yazdım. Kerpo yok ya. Kerpo'yla da şeyimizin tutacağını zannetmiyorum. Oyun bilgisi benden çok daha iyi ama o enerjinin tutması lazım. Kerpo'yla onu yakalayamayabiliriz. Türkiye Joff'cu vardı. Kim? Türkiye Joff'u diyorsan. Aynen, Kerpo kendi bile sessiz yayın yapıyor. O hırsızlık. Berat'ı diyorsun herhalde de. Berat'la da şeyimiz yok, iletişimimiz yok. Şafak abiye yazacağım final için. Aklımda o var. İzliyor mu bilmiyorum Şafak abi. Bu arada muazzam bir kapılar. İkinci kapı o kadar muazzam olmadı. Gönler bir şekilde arkaya geçti. Gönler şu an sadece can sıkmaya çalışıyor. Yukarıda scout'unu kaybetti. Mehmet Hoca yazsın. Mehmet Hoca da bunlara. Akışa katkı sağlayacak ve beni rahatlatacak biri olması lazım. Aynen öyle. O sinerjiyi yakalayabilmek zor ya. Herkese yakalanacak bir şey değil hani. Yakalayamayacağım biriyle yapmaktansa tek yaparım. Daha mantıklı bu arada. Mangonel nerede? Mangonel şut. Skörmleri aldı. Mehmet Hoca da aynen main event'te. Güzel bir hava geliyor ve hemen bozuluyor. Böyle daha iyi. Şu an iyi izler. Şu an keyifler yerinde. Ben eksiklik görmüyorum. Bir tık bazen sıkıcı olabiliyor. O da chat bana co-cast yapabilir. Daha birine ihtiyacımız yok. Chat aktif olduğu sürece. Şu Skörm fightları devam ediyor. Light Cave'e dönecek. Light Cave güzel, mantıklı bir karar. Çünkü tarla sayısı çok iyi. Eğer deveye dönerse develer bir tık kolay ölüyor şeylere. Arçılara. Light Cave mobil olduğu için, daha mobil olduğu için daha iyi. Bro ne yapsın daha? Dansöz mü çıkartsın? Harbiden 85 bin liralık turnuva yapmışız. Hedef 100 bin diyoruz. Donate atıp destek olacağınıza kimse şey yapmıyor. O kez tarıyorsunuz bir de. Daha ne yapalım lan? Onur'la da yapılabilirdi mesela ama Onur
o turnuvada. Tumans. TC 4 TC ama push yok. Push yapan taraf Körner'le push yapılıyor. Şu an her oyunda izleyemeyeceğiniz bir şey. Birazdan Light Cave'de push yapılacak. Bloodlines geliyor. Deriye bir kale atma isteği vardı. Çok kişiyle taş topluyordu. Şimdi kaleye gidiyor. Rakibine kaleye gidecek. Rakibin ağzına bir kale. Bu kale yeterli mi? Atsa bile bana sorarsanız yetersiz. Hiçbir şey kesmiyor çünkü. En azından bir alan kazanıyor. Yani şuraya da atsa daha iyi. Çünkü burası potansiyel bir TC konumu. Ne kadar açmış rakibini? Aslında açmış. Şuraya atsa çok daha mantıklı. Ama atabilecek mi? Bana sorarsanız atamayacak zaten. Çünkü rakibi de kaleye geliyor. Mangoneller geliyor. Şu an okçu sayısı çok fazla. Bu kadar okçu varken oyun dönebilir mi? 20 işçi fark var. 20 işçi fark var. Cup plate'leri full. Bu tarafın sadece handcart yok. Mangoneller geliyor. Defans var mı? Artı 2 defans yok. Defansın gelmesi lazım. Kaç stable'dan basıyor? 2 stable'dan basıyor. Ben kendi Digi Workshop'umda attı. Kendi mangonellerini ekleyecek. Şu an Viking kuşa geçti. Viking'in kale tercihi dediğim gibi. Ben çok mantıklı olduğunu düşünmüyorum. Heavy Plow upgrade geliyor. Şeyi tamamladı. Şimdi karşısına bir kale. Bu kale denied olabilir. Bu kaleyi alabilir. Bu kaleyi alabilir. Fark etmedi sanırım o kaleyi. Görmüyor. Fatih Sultan Mehmet'in attığı kale de bana sorarsanız yanlış bu arada. Fatih Sultan Mehmet de çok doğru bir karar almadı. Yani şu an push bu taraftan geliyor. Ortaya atılan random bir kale. Bu arada Fatih Sultan Mehmet'in çağı geldi. Ufak bir hasatla taş satıp çağı basabilir. SM'den imp geldi, evet. Angaya geliyor. Kale daha geliyor. Bu kale işte güzel bir kale bu arada. Bu kale bir şeyleri kesiyor. Arkaya bir TC daha. İşçi sayısı 78'de 87. Barbaros güzel puşlamaya başladı. Barbaros geç oldu ama güç olmadı diyor. Puşlar benim diyor. Sadece Fatih Sultan Mehmet'in çağ bastığından habersiz. Yani scout geliyor şimdi. Monk var. Monk'a convert gelecek mi? Monk'a convert geldi. Ben convert gelmedi. Monk öldü. Görünler düşüyor. Gulam ekliyor. Gulam... Yani güzel tercih bu arada Viking'e karşı. Ama biraz erken bir tercih. Öncesinde trap açıp şu kaleleri almaya odaklansa daha mantıklı olacak. Hemen ekosunu arkaya doğru taşıdı. Çağ 1 dakika 20 saniye var. Öbür tarafın çağı çok uzak. Hemen scale mail armor ve süper supplementleri aldı. O da berserk basacak. Ordu sayısı 25'e 11. Ulam sayısı gayet iyi. Yedi gulamı var. Pardon, berserk sesi gayet iyi. 8 berserk var. Yanlış söyledim. Berserk gulamı yer. Ama çağ farkından tutamaz. Doğru. Yanlış söyledim ya, evet. Berserkler yiyor. Ama şöyle bir durum var. Şimdi iki tane kalit var. Counter unit basacağı iki yer var. İki kalede düşecek. Threatler gelecek. Bana evet, rakibini bayağı bir kesti, bayağı bir durdurdu. Ama rakibinin burada işleyen bir ekosu var. Ve basması gereken tek şey trap. Trap basması için neye ihtiyacı var? Altına ihtiyacı var. Burada altın var mı? Var. Burada altın var mı? Var. O zaman okey. İkisi altına girdi. Zaten böyle şeyler yaparsa artık iki botkin arabı olan bir ikisiye böyle girerse çok sıkıntı. Berserkler boşta kalırsa çok sıkıntı. Berserklerin saldırması lazım. İlk mangolini yedirdi. İkinci mangolini de yedirse Fatih Sultan Mehmet için her şey yoluna girecek. Ki bütün arçıları da yitirdi. Barbaros Hayrettin maçı şu an bana sorarsanız satıyor. Orucik geldi. Barbaros'un sanki ekosunu böyle full arttırması lazım. Rakibine güzel raidler atıyor. Bu raidler gayet güzel. Ama önde şu orduyu vermemesi lazım. Öndeki orduyu tamamen birlikte tutsa her şey daha iyi olurdu. Gulam'da artı 4'dır yok. Şu an Gulam basmayacak zaten. Yani basmaması gerekecek Fatih Sultan Mehmet'in. İkisi altında her şeyini yediriyor. Trap'i açtı, trap'i açtı. İki trap açıldı. Fatih Sultan Mehmet'in ekosu bayağı patladı. Ama çağ avantajı var. Öbür tarafta çağ tarzı bir şey var mı? Daha dördüncü TC yeni bulunuyor mu? Yeni bulunuyor sayılır.
Altın anlamında en azından. Tarla sayısı gayet iyi. 46 tarlası var. Bu tarafta 22 tarla. 88 işçi, 97 işçi. Barbaros şu anda işçi de önde. Trap'i aldı. İlk trap düştü. Diğer trap'i alacak mı? Hayır, bu kale düşecek. Yukarıdaki push ne durumda? Yukarıya sanırım bir kale lazım. Kale için taş lazım. Taş için altın lazım. İçeriye çıkmasını engellemek adına hemen bir bol ve tüfekçi basmaya başladı. Berserkler tüfekçiye çok kolay düşüyor. İndi artı 2 tüfekçisi görmek gayet güzel. Evet. Artı 2 upgrade'ini aldı mı, ona dikkat etmedim. Diğer trap çıkacak. Yeniler çıktı. Doğant yenilir. Şu an artı 2'si yok. Öbür tarafta çağ bastı. Vermesi gereken damage'i bana sorarsanız verdi ama Hindustanis'in artı 2 tüfeklerine karşılık olarak ne cevap verecek bakalım. Gulam artı artı 2 range'li tüfekler bence oyunu bitirmeye yeterli olacak bir combo. Fatih'ten öyle bir kimya, aynen öyle. İşte öne geçti. Fatih Sultan Mehmet güzel savunamadı. Bana sorarsan ben de güzel savunamadığını düşünüyorum. Kalenin yeri çok yanlış oldu. Kale şurada olmalıydı. Bu kalenin yeri güzeldi. Burayı güzel savundu bu arada. Buradaki defans gayet iyi. Şimdi diğer kaleyi de alacak. Böyle bir sıkıntı var. Berserk birikmesi için daha fazla kaleye ihtiyacı var. Map'te ne eksik? Map'in sıkıntısı taş ve altın çok yok. Taş ve altın olmayan bir map'te hangi ırk daha avantajlı? Bana sorarsanız Hindustanis bir tık daha avantajlı ama şunu unutmamak gerek. Eğer kaleden tacı alırsa kaleden tacı aldığı takdirde bunlar öldürdüğü, berzekler öldürdüğü her bir işçi başına 5 altın mı alıyordu? Onu hatırlamaya çalışıyorum. 1 mi alıyordu, 5 mi alıyordu? Emin olamadım. Skirmish geliyor. Kimden Skirmish geliyor? Şu anda ile Skirm upgrade'i geldi. Öbür tarafta da... Barbaros yerinde olsam Skirm Berserk gitmeye çalışırdım. Evet. Skirm Berserk güzel combo. Dediğim gibi altın olmayan bir map'te altınlı asker kombosuna gidersiniz. İki altınlı askere gidersiniz. Sıkıntı yaşayabilirsiniz. Tek sıkıntı Hindustanis'in şu an çağ avantajı çok fazla var. En azından biraz birikmiş bir unit var ve o unitlerde şey Ant Cannoneer artık trencini aldı mı? Şu an için almadı daha. Bracer upgrade'i geliyor. Skirm basarsa Gulamlar çok OP. Archer basarsa yine Gulamlar çok OP. Berserk basarsa tüfekçiler çok OP. Burada şey çok üstün kalıyor. Hindustanis çok üstün kalıyor. Hatta hepsini zorlasa şeyle alabilir. Sadece Ant Cannon'ı alabilir. Çünkü range'i daha fazla. Bracer geldi. Tabii ki artık iki alması lazım. Yani. Bir geri vites atacak. Mecburen geri vites atacak. Yoksa bütün orduyu verir. Barbo Hyro dalacak. Şimdi dağıtacak ortalığı. Bakalım. Şu kale pozisyonu gayet iyi. Bu arada trap sıkışmış. Kalması lazım. Rally'yi çalacak mı? Rally'yi aradan çaldı. Bir kale pozisyonu. Şu kalenin konumu güzeldi. Bu kale ne kadar güzel. Tam hill'in altında. Çok taraftar değilim böyle kalelerin. Bu map için. Son defans geliyor. Plate Mail Armor. Bu taraftan Plate Bardin Armor geliyor. Usar Raid'e artı ortaya karışık asker. Esas bastı askerine Handcannon. Handcannon'ın defansı var mı? Şu an için yok. Şeyi aldı mı? Kaleden tacı aldı mı? Oyunun sesi geliyor mu size? Kimya geliyor. Plate Mail Armor geliyor. Berserk sayısı 16-34 skorme kadar çıktı. İşte 34 skorme sıkıntısı da Light Cave ya da Husar ya da Gulam'a çok kolay düşebilecek olmaları. Batcomen hoş geldin. Tarla sayılarına bir bakalım. 57 tarlaya 51 tarla. Cebi açtı. Ortaya bir kale isteği. Bu kalenin düşmesi lazım. Defans yapabilsin. Öbür tarafa bakıyorum. Çok şişmiş. Fiyatlar nasıl? Fiyatlar mı? Fiyatlar nasıl?
olması bir avantajı değil. Lan güzel bir push geliyor. Şimdi sağdan yavaş yavaş da sorular raid'de. Bir tane bombarda var. Bombard skörmleri çok sağlam bir maç. Antikenerler gayet güzel etki yaratıyor orada. Trap çok can sıkıcı. Bu kaleyi almaya çalışıyor. Trap bayağı can sıkıcı. Ustalar raid'i başladı mı? Ustalar burada bekliyor. Ön tarafı tamamen temizledi sayılır. Görme sayısı 6'ya kadar düştü. Bardak sayısı 10. Antikenerler bardakları çok kolay alıyor. Kale düşecek mi? Kale düştü. Kale düştü. Çok fazla eve ihtiyacı var. Patlıktan Mehmet'in. Şu an Barbaros Hayrettin. Top da önde. Antikartı eksik. Kart alınması lazım. Kale daha geliyor. Map'in ortasındaki altınları çökmek istiyor. Çok mantıklı bir karar. Yapılması gereken bu map'te en azından. Delik sayısına bakıyorum. 3'e 0 delik sayıları. Captram upgrade'i geliyor. Lazım olan bir upgrade. Messenger upgrade'i geliyor. Sijeme ihtiyacı var aslında bu kuşu tutabilmek için. Bunun ilk farkı belirleyici olabilir. Evet, bu rally'nin alınması lazım. Bir de arkadaki rally'nin alınması lazım. En büyük sıkıntı Barbaros tarafında ama Gold Shaft Mining upgrade'i geliyor. Iron Casting upgrade'i geliyor. Shatanya upgrade'i geliyor. Bu upgrade'le birlikte altınlar daha hızlı toplayacak. Barbaros şu an kuşu yiyen taraf oldu. Popta daha önde. Ne kadar popta daha önde olsa da şu an uçacak bir ordusu var mı? Ordu olarak çok sağlam bir ordusu yok. 15 skirm, 13 berserki var. Öbür tarafta, gerçi öbür tarafta da çok bir ordu yok. Ama işte şurayı tutmalık. Ordu basabildim mi? Bana sorarsanız hayır. Husarlar geliyor. Husarlar çok etkili oldu orada. Ring Archer Armor upgrade de geliyor şu anda Fatih Sultan Mehmet'ten. Şampiyona dönecek sanırım. Menet upgrade'i geldi. Şampiyona dönülür mü? Dönülmez bence. Özellikle antikenleri basıyorsa rakip. Gerek yok. Berserk'im var zaten. Berserkler elit mi? Elit değil. Elit berserk alması gerekli. Bunu kazanmak istiyorsun gerçekten. Tarla sayısı çok az. Tarla sayısı bayağı kötü. Defansı alıyor. Scale Bard'in armor defans geliyor. Peki ne olacak şimdi? Trapler nerede? Trapleri arkaya çekmiş. Önden hala bir push denemesi. Stable sayısına bakıyorum. Stable sayısı şu an 9. Tarla sayısı 70'e kadar çıktı. Görüyor doğru tarlalar güzel geldi. Scale Bard'in armor tamamlandı. İkinci defans alacak mı bilmiyorum. Artı bir Larvaris güzel bir cevap olabilir. Evet, artı bir Larvaris güzel bir cevap olabilir. Şu an Viking'in yapması gereken şey tarla sayısını arttırmak. 50 oduncuya ihtiyacı yok. Özellikle odunu 4000 şişmiş. 6. sayısı iyi. Altın güzel birikmiş. Ortalardaki altına çökmeye çalışır. Man Soul upgrade geliyor. Bu taraf full upgrade. Hala handguard almadı. Handguard alırsa işler değişebilir. Handguardlara artı 2 alınmış. Orada Shatine upgrade'i artı 2 atak veriyordu. Range veriyordu. Karşı söyledik. Bir Pikeman'a döndü. Bu orduya karşı Pikeman ne kadar mantıklı? Bana sorarsanız hiç mantıklı değil. Çünkü handkenimler burada her şeyi temizleyecek. Özellikle şu skörmler bittikten sonra ki skörm sayısı 6'ya kadar düştü. 6 skörm varken handkenimler bayağı domine edebilir orayı. Kendinir sayısı da 12. Sanki Industrialist'in yapması gereken şey şu an Kendinir basması. Ram yok abi, yıkacak adam ram basması. Aynen öyle, ram push denenebilir Viking tarafından en azından. Burada şu anda Captram basmıyor. Başladı. Bana sorarsanız şuralar, şuralar tarlalar için çok ideal yerler. Ama sıfır tarla. Bir tane stable'dan Husar Raid'i başladı. Orayı güzel fark etti zamanında. Şimdi Grant Trunk Road upgrade ile birlikte altın gelirini %10 arttıracak, %10 hızlandıracak. Husarları çok boş bekliyor, husarları salması lazım. Berserkler gidiyor raid'e. 85 tarlaya, 80 tarlaya kadar çıktı. Repleri alacak ordusunu. Aynen öyle, bütün şeyler düştü. Berserkler mecburen defansa doğru gidiyor. Buradan da bir atak var, buradan giden husarlar biraz boşa gidiyor. Sol taraftaki husarlar bir iki tane
Fightlarla kapışıyor. Ram düştü, ikinci ram düşecek. Berserkler geliyor. Berserkler için handgunner'ın sesi gayet yeterli. Kaleye bir saldırı var. Bu kaleyi alabilirsem hep kontrolü tamamen eline geçecek. Bir tane de kaleye ihtiyacı var. Sanırım şuraya. Burası güzel bir kale konu. Deveyle defans yapıyor. Gelen light cave'leri deveyle kesmeye çalışıyor. Önde bu arada berserkler 3 direvi birden aldı. Ama bombardlar hala yaşıyor. Bu kale ölebilir. 75 işçiye 60 işçi ette çalışan işçi sayısı 3000 altını birikmiş ama yapının kötü olmasından kaynaklı şu an o 3000 altını harcayamıyor. Daha fazla barak, daha fazla RAM. Şu an RAM sayısını arttırmaya ihtiyacı var. Bir 8-10 tane RAM bassa buraya hiçbir cevap gelmeyecek. Yukarıdan raid devam ediyor. Yukarıdaki raid'e defans için develer geliyor, husarlar geliyor. Bu atak var mı? Bir tane husarlara sneak'e girmiş. Bütün oyuncuları tek tek kesiyor. Oyuncuları kaybetmesi onun için çok bir sıkıntı değil. Peki işi kaybetmek problem. Bu arada 200 pop'a 140 pop. 23'e kadar düşmüş. Bayağı bir raid olmuş. İçeride de bir tane husarlı raid. QQ geldi. QQ. QQ geldi. Durum 4-1'e geldi. Draft ekranına dön.